Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Birinci dönem, birinci yazılı Hazırlık kampımız başladı. Bugün de karşınızda tabii ki biyoloji var gençler. Biyoloji yazısına hazırlık yapacağız hep birlikte. Hemen takvimimizi gösteriyorum. Dün kimya yayınlanmıştı. Eğer izlemediyseniz hemen dönüp izleyin. Bugün biyoloji karşınızda. Arkasından da matematik, coğrafya, edebiyat, fizik ve tarih hazırlıklar olacak. Hemen tabii ki yazılların en önemli yardımcısından da biraz bahsedeyim. Yazılı notlarımız ve yazılı denemelerimizden de bahsedeyim gençler. Yazılı notlarına baktığımız zaman yazılıda çıkabilecek kısımların özellikle belirtildiği, kesin çıkar buradan soru gelir kutularımızla yazılı notlarımızı hazırladık. Sadece biyoloji değil içerisinde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya var gençler. Hem birinci yazılı hem ikinci yazılı da kullanabilirsiniz. Küçük boy olduğu için de çantada yazılıdan önce bakınca çok işe yarıyor. Yazılı denemeleri dediğimiz zaman da yine Milli Eğitim'in yayınladığı provalara uygun şekilde yazılı sorularından oluşan provalar yaptık. Tüm dersler içerisinde yine bunun içerisinde de hem birinci yazılıya hem ikinci yazılıya hazırlık sorularını göreceksiniz. Cevap anahtarları da çok detaylı bir şekilde içerisinde yer alıyor diyeyim. Buradan da hemen bugünkü yazılı hazırlık provamıza başlayalım gençler. Hazırsanız yaslanın arkanıza. Ders başlıyor. <laughs> Şimdi ne yapacağız gençler öğrenci notlarıyla başlayacağız yani aslında konuları şöyle hızlı bir şekilde sizlere hatırlatacağım. Nereye kadar sorumluyuz? Mayozun sonuna kadar yazılı da sorumluyuz gençler. Hücre bölünmeleri ünitesinin ilk konusu bizim için hücre döngüsüydü. Mitozu anlatmıştık. Hücre döngüsü dediğimiz zaman hücrenin hayatından bahsediyorduk. Yani bir hücre bölünmesinden bir sonraki hücre bölünmesine kadar geçen sürecin tamamı hücre döngüsü olarak isimlendiriliyordu. İnterfaz ve mitotik evre olmak üzere de iki tane aşamadan meydana gelirdi. İnterfaz dediğimiz zaman hazırlık evresiydi Hücrenin büyüdüğü, DNA'nın eşlendiği, organel sayısının arttığı evreden bahsediyoruz. S evresinde DNA eşlenmesi gerçekleşir. Unutmayın, interfaz da hücre döngüsünün en uzun evresidir. Mitotik evreyi de çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olmak üzere ikiye ayırmıştık. Çekirdek bölünmesi dediğimiz zaman profaz, metafaz, anafaz ve telafaz olmak üzere dört tane aşamadan meydana geliyordu. Arkasından da tabi tabii ki sitoplazma bölünmesi dediğimiz kısım gerçekleşiyordu. Nasıl bir kod vermiştik? İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış diye aklında tutabilirsin. Evrelerin arka arkaya geliş sırasını veya ne diyebilirsin? Ben ipmas diye aklımda tutacağım hocam diyebilirsin. Hücre bölünmesi tabii ki hücrelerin devamlılığı için, neslin, türün devamlılığı için şart gençler. Peki hücreler neden bölünür? Bu yazılıda gelebilecek bir soru. Hacim yüzey oranının bozulması hücre bölünmesine neden olur? Stoplazma çekirdek oranının bozulması veya bazı hormonların bölünmeye teşvik etmesi de yine hücre bölünmesinin nedenlerinden bir tanesi olabilir. Mitoza bakacak olursak en başta. In interfaz gerçekleşti. G1S, G2 evrelerinden oluşuyordu. S'de DNA'nın eşlenmesi gerçekleşiyordu. Daha sonra bölünmemiş bir hücrede kromatin iplikler, çekirdekçik, çekirdek zarı bulunacaktı. Hücre bölünmesi gerçekleşeceği zaman mitotik evrenin profazında çekirdek zarı erimeye başlar. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür demiştik. Aynı zamanda tabii ki hayvan hücresi ise sentrozomlar arasında iyi iplikleri de oluşmaya başlıyordu. Metafaz evresine geldiğimizde kromozomlar hücrenin ekvator düzlemini dizilecekti. Anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara çekilecekti. Telefazda yavaş yavaş sitokineze de hazırlık yapılır, hücre uzamaya başlar. Çekirdek zarı yeniden oluşur. Çekirdekcik yeniden oluşur. Kromatin iplikler de incelip uzayarak meydana gelirdi. Kromozomların kromatin ipliklere dönüşmesi de telafaz evresinde gerçekleşiyordu. Sitokine sitoplazma bölünmesi anlamına gelecek. Bir hücreden iki tane yavru hücre oluşacak. Oluşan hücrelerin genetik yapıları birebir aynıydı gençler. DNA miktarı, kromozom sayısı, gen çeşidi aynı olmak zorunda. Ama biri çok sitoplazma alır, biri az sitoplazma alır. Bu bunların farklı olduğu anlamına gelmez. Birinde 10 tane mitokondri bulunur, bir tanesinde 20 tane mitokondri bulunur ama ikisinde de mitokondri bulunur. Çeşitleri Farklı olamaz ama sayılar birbirinden farklı olabilir gençler. Bileceğim önemli kısımlardan bir tanesi bitki hücresi ile hayvan hücresinin arasındaki farklı Bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok. O yüzden de iyi iplikleri mikrotübül organize edici bölge tarafından üretiliyordu. Hayvan hücrelerinde ise iyi iplikleri sentrozom organeli tarafından üretilmiş olacak hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi boğumlanmayla meydana gelecekti. Bitki hücrelerinde ise hücre zarının dışında hücre çeperi dediğimiz yapı bulunduğu için boğumlanma olmuyordu. Ara lemel, ara çeper oluşumu söz konusu olmalıydı gençler. Hücre döngüsü gerçekleşti. Bir hücreden genetik yapısı bire bir aynı iki tane hücre oldu. Ama her zaman işler böyle düzgün gerçekleşmeyebilir. Bazen hücre döngüsü kontrolden çıkabilir. Hücreler emirleri algılamaz, sınırsız bir şekilde bölünebilir. O zaman da kanser hücreleri meydana geliyor. Kanser hücrelerinin tüm vücuda kana, lenfe, dokulara yayılmasına ise metastaz ismini veriyorduk. Hücre döngüsü döngü kontrolden çıkmasın diye bazı noktalarda denetleniyordu. Bu kontrol noktalarından bir tanesi G1 kontrol noktasıydı. Hücrenin gerçekten bölünmeye ihtiyacı var mı yok mu bu kontrol ediliyordu. S evresinde DNA'nın eşlenmesi kontrol edilecek. G2 evresinde ise DNA'nın eşlenmesinde hata var mı yok mu bu kontrol edilecek. M kontrol noktasında ise tüm kromozomlar e, hücrenin ekvator düzlemine dizilip iyi e ipliklerine tutundu mu bu kontrol edilecek. Yani 3 tane ana kontrol noktam var. G1 kontrol noktası, G2 kontrol noktası ve M kontrol noktası. Sorularda çok çıktığı için esi de tekrardan söylemiş olayım. DNA'nın eşlenmesinin gerçekleştiği evreydi gençler. Hemen eşeğsiz üremeden de bahsediyorum. Eşeysiz üreme dediğimiz zaman 6 tane çeşidinden bahsetmiştik. Hatta ben yazılı hazırlıktan önce mayoz mu mitoz mu diye bir video çektim gençler. Mayoz mu mitoz mu videosunun içerisinde eşeyli eşeysiz üremeyi karşılaştırdık. Mayoz mitozu karşılaştırdık. Onda çok detaylı bir yazılı hazırlık bulabilirsiniz. Eğer böyle konuda eksiğiniz varsa mutlaka o videoya bakın. İkiye bölünme kim ikiye bölündüğü zaman üremiş olur tek hücreli canlılar yani bakterilerde, arkelerde, amip, öglena, paramesyum gibi tek hücrelerde ikiye bölünmeyle birey sayısı arttırılıyordu. Tomurcuklanma fix örnek kimdi? Hidra, bir amayası gibi canlılarda mitozla bir çıkıntı oluşuyordu. Oluşan çıkıntı da büyüyüp yeni canlıyı meydana getiriyordu. Rejenerasyon, deniz yıldızı ve planarya da karşımıza çıkıyordu. Canlının kopan parçası kendini tamamlayarak yeni bir canlı oluşturuyordu gençler. Sporlu üreme, tohumsuz bitkilerde, mantarların bazılarında görülen üreme şekliydi spor adı verilen özelleşmiş üreme hücrelerini üretip etrafa yayıyorlardı. Bu hücrelerde uygun koşullarda çimlenip ana canlıyı meydana getiriyordu. Partonogenes döllenmemiş yumurtadan yeni birey gelişmesi anlamına geliyordu. Arıların sorusu çok karşımıza gelir. Üstünden geçmiş olayım. Arılara baktığımız zaman kraliçe arılarımız, erkek arılarımız bir de işçi arılarımız vardı. İşçi arılar ve kraliçe arı dişi arılardır. iken kromozomlu erkek arılar ise en kromozomlu bireylerdir. Kraliçe arılar iken kromozomlu mayoz bölünme sonucunda yumurtaları meydana getiriyorlardı. Erkek arılar en kromozomlu mitoz sonucunda spermleri meydana getirecekler. Yumurta ve sperm döllendi, ilk oluşan hücrenin adı zigot. Zigot mitoza başlayacak, mitozları geçirecek, geçirecek. Ne yapacak? Dişi embriyolar oluşacak. Oluşanlar çiçek tozuyla beslenirse işçi arılar oluyor. Onlar kısır bireyler, üreme yetenekleri yok. Arı sütüyle beslenirlerse de kraliçe arılar meydana geliyordu gençler. Partenogenez bu işin neresinde? Kraliçe arılar mayozla yumurta üretmişti ya. Eğer yumurtalar spermle döllenmez ve gelişirse erkek arılar meydana geliyor. Yani döllenmemiş yumurtadan birey meydana geldi. Buna partonogenezle üreme ismini veriyorduk. Vejetatif üreme kimde görülecek? Yüksek yapılı, gelişmiş yapılı bitkilerde. Aslında bitkilerde görülen rejenerasyondur diyebiliriz. Bitkiden kopan bir parçadan yeni bir bitki meydana gelmesi anlamına gelir. Tabii ki mitozla yeni bitki oluştuğu için eşeğsiz üremedir diyebiliriz. Çelikli üreme, aşıyla üreme, rizom gövdeyle üreme veya sürünücü gövdeyle üreme gibi çeşitleri vardı. Yumru gövdeyle de üreme olabiliyordu. Patates bitkisi gibi bitkilerde. Soğanla üreme, soğanda da tabii ki görülebiliyor. Doku kültürü tekniği de kullanılabilir. Artık teknoloji gelişti. Dal kesmek yerine bir hücre kümesi alarak buradan da yeni bitkiyi meydana getirebiliriz gençler. Buradan da nereye gelmiştik? Mayoza gelmiştik. Mayoz dediğimiz zaman 2n kromozomlu hücrelerden üreme ana hücrelerinden gametlerin üreme hücrelerinin oluşturulması anlamına geliyordu. Mayozun da tabii ki en başında interfaz meydana gelecek. Mitozun interfazında söylediğim her şey burası için de geçerli. Organel sayısı artar, DNA eşlenmesi gerçekleşir, enzim aktivitesi artar, ATP sentezi artar gibi. Arkasından mayoz 1 ve mayoz 2 meydana gelecek. Mayoz 1'de de çekirdek bölünmesi, sitoplazma bölünmesi var. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telefaz 1 diye isimlendireceğiz mayoz 1'e ait olanları. Mayoz 2'ye ait olanların da sonlarına tabii ki 2'leri koymuş olacağız gençler. İnterfaz sadece bir kez gerçekleşir mayozun en başında. Bir daha interfaz yok. İki kromozomlu hücreden en kromozomlu dört tane genetik yapısı birbirinden farklı yavru hücre elde etmiş oluyoruz. Şekilli olarak da göstereyim. İnterfaz hazırlık evresinden sonra profaz evresi geliyor. Profaz 1 mayozun en can alıcı evresidir. Crossing over parça değiş tokuşu profaz 1 evresinde meydana gelebilir gençler. Tesadüfi bir olay olduğu için kesin meydana gelir demiyoruz. Crossing over tabii ki genetik çeşitliliği arttıracak. Çekirdek sarı eridi, çekirdekçik kayboldu, kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak tetratları yani o dörtlü yapıları meydana getirdi. Metafaz 1'de homolog kromozomlar veya tetratlar ekvator düzlemine dizildi. Anafaz 1'de homolog kromozomlar zıt kutuplara çekildi. Telofaz 1'de çekirdek ne yapmaya başladı? Türe özgü olarak zarını oluşturmaya başladı ama oluşturmaya da bilir. Çekirdekçik oluşa da bilir, oluşmaya da bilir. Bu türe bağlı çünkü devamlılığı var. Ne yaptık? Tokinez 1'i gerçekleştirdik 2 tane yavru hücrem var bu 2 tane yavru hücre mayoz 2'ye girecek gençler profaz 2 evresindeyiz arkasından metafaz 2 evresi gelecek ekvator düzlemine dizilecek anafaz 2'de homolog kromozomlar artık ayrılamaz çünkü onlar ayrılmıştı anafaz 1'de dikkat et. Burada anafaz 2'de kimler birbirinden ayrılacak? Kardeş kromatitler. Telefaz 1 geldiği zaman, telefaz 2 geldiği zaman çekirdek zarı oluştu. Çekirdekçik yeniden oluştu. Kromozomlar kromatin ipliklere dönüştü. Sonuçta sitokinez gerçekleştiği zaman da en kromozomlu 4 tane yavru hücre meydana geldi diyeceğiz gençler. Şöyle bir karşılaştırmasını verelim. Yazılı sorularından bir tanesi kesin çıkar. Mayozla mitozun ortak noktalarını yazınız. Mayozla mitozun arasındaki farkları yazınız. Yazılı da mutlaka çıkacaktır. Mitoz tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Mayoz tek hücreli canlılarda görülmez. Mitoz bizde çok hücreli canlılarda büyümeyi, gelişmeyi veya yaraların tamirini sağlayacak. Mayoz ise üreme ana hücrelerinden tabii ki çok hücreli canlılarda üreme hücresi oluşumunu sağlayacak. Mitoza bakıyorum. Zigot oluşumunda başlayacak ta ölüme kadar devam edecek. Mayoz ise hayatın belli bir döneminde gerçekleşiyor. Yumurta ve sperm üretiminden bahsediyoruz. Mitoz tek aşamadan meydana gelirken mayoz iki aşamalı bir bölünme şeklidir gençler. Mitozu her hücre hemen hemen yani kromozom sayısından bağımsız olarak geçirebilir. N, 2N, 3N kromozomlu hücrelerde görülüyor. Mayoz ise sadece 2N kromozomlu hücrelerde görülecek. Mitoz sonucunda iki tane yavru hücre oluşacak. Kromozom sayısı değişmeyecek genetik yapı değişmeyecek mayozda ise 4 tane yavru hücre oluşacak kromozom sayısı yarı inecek kalıtsal çeşitlilik dediğimiz durum söz konusudur diyeceğiz gençler. Hemen sorularımıza başlıyorum. Yanda hücre döngüsünün şekli gösterilmiştir. Hücre döngüsünün en uzun evresi hangisidir diye sormuşuz. Bir kere hücre döngüsünün bazı hücreler hayatının %90'ını interfaz evresi dediğimiz evrede geçiriyor gençler yani hazırlık evresi en uzun evredir şekilde de en uzun evre olarak onu görüyorsunuz interfazın içinden de bir tane seçecek olursam G1 evresidir diyebiliriz DNA eşlenmesi S evresinde gerçekleştikten sonra zaten olaylar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor DNA eşlenmesi hangi evrede meydana gelir demiş zaten söyledim. S evresi dediğimiz evrede DNA işlenmesi gerçekleşiyor. Hücre döngüsünün kontrol noktaları hangi evrelerde bulunur? Birincisi G1 kontrol noktası var. G2 kontrol noktası ve M kontrol noktası dediğimiz kontrol noktaları var. Tabii ki G1 evresinde olacak. G2, G2 evresinde olacak. Evre ile noktanın ismi aynı. M kontrol noktası ise metafaz evresinde görülür. Kromozomların hepsi iyi ipliklerine tutundu mu tutunmadı mı bu kontrol edilir. Çünkü tutunmayan varsa ayrılma düzgün olamaz. Bir tarafa fazla bir tarafa eksik gidiş söz konusu olur gençler. Diğer bir soruma da bakıyorum. Mitoza ait şekil yanda gösterilmiştir diyor. Bu evreden önceki hücre bölünmesinin şeklini çiziniz. Bir kere mitoza aitmiş. Bu evre hangi evre? Kardeş kromatitler zıt kutuplara doğru gitmiş. Yani anafaz evresi dediğimiz evrede. Hatta hücrenin kromozom sayısıyla ilgili şekte bakarak bilgi sahibi olabiliriz. Bu evreden önce ne vardı? İnterle profesör Meten'in anası. Anafaz evresi olduğuna göre bir önceki evre metafaz evresi olacak gençler. Metafaz evresine baktığımız zaman da. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilmiş olmalı. Henüz birbirlerinden ayrılmamış olmalılar gençler. Ne yapacağım? Metafaz evresinin şeklini isterse de kromozomları hücrenin ekvator düzleminde dizeceğim. İyi ipliklerine tutunmuş bir şekilde göstereceğim. Bu evredeki hücrenin kromozom sayısı kaçtır? Bu hücrenin kromozom sayısı en başta tabii ki iken dörttür gençler. Ama anafaz evresinde zıt kutuplara gidenlere de artık kromozom ismini veriyorduk. Geçici olarak kromozom sayısının artışı söz konusu oluyordu ya. Bu evredeki hücrenin kromozom sayısını sorarsa 2 en yani eşittir 8 kromozomludur diyeceksiniz. Ya da 8 kromozom sayısına sahiptir diyeceksiniz. Bu anafaz evresinde geçici bir artış olduğunu unutmuyorsun. Bu hücrenin arda arda 4 kez mitoz sonucunda kaç hücre oluşur? Oluşan hücrelerinin her birinin kromozom sayısı kaçtır? Mitozla oluşan hücre sayısını neyle buluyorduk? 2 üzeri n formülüyle buluyorduk. n burada neydi? Bölünme sayısı. Yani şöyle 4'e kadar çizmeyeyim ama 2 bölünme yapsa ne yapacak? Birinci bölünme sonucunda 2 hücre olacak. 2. bölünme sonucunda görüyor musunuz? 4 tane yavru hücre oluşacak. O zaman ben ne yapabilirim? 2 üzeri 4 yazabilirim gençler. 2 üzeri 4 yazdığım zaman da kaç tane hücre oluşur? 16 tane hücre oluşur diyeceğim. Mitozda kromozom sayısında değişim yok. O zaman oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı da ana hücreyle aynı olacak ana hücrenin kromozom sayısı neydi? 4'tü. Ana fazla geçici olarak 2 katına çıkmıştı. O zaman oluşan hücrelerin kromozom sayısı da 2'en eşittir. 4'tür diyeceğiz gençler. Diğer bir sorumuza da geçiyorum. İnsanda 2N46 kromozomlu bir hücrenin mitozu ile ilgili yani bizim vücut hücrelerimizden herhangi bir tanesi mitoz yaptı mı ne oluyor ne olmuyor ona bakacağız. Bölünme sırasında iyi ipliklerini oluşturan yapı ve iyi ipliklerinin oluştuğu evre nedir diyor. Bir kere bölünme sırasında iyi ipliklerini oluşturan yapının adı sentrozomdur. Hayvan hücrelerinde sentrozom organeli tarafından iyi iplikleri oluşturulur. Hangi evrede oluşur gençler? Profaz evresinde iyi iplikleri oluşur diyelim. Kromozomların ekvator düzlemine dizildiği evre benim az önce şeklini çizdiğim evredir. Bu evre hangi evreydi? Tabii ki metafaz evresiydi. O zaman onun içinde metafaz evresidir yazabiliriz. Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin yeniden oluştu. Kaybolduğu evre hangisiydi? Profaz evresiydi tekrar yeniden oluştuğu profazın tersi işlerin gerçekleştiği evre ise telofaz evresidir. Telofazı da şöyle bir yazmış olayım. Sitokinezin gerçekleşme şekli bu önemli soru olarak şey de gelebilir. Bitki ve hayvan hücresinin mitozu arasındaki farkları yazınız. Birincisi stoplazmanın bölünme şekli hayvan hücrelerinde boğumlanmayla bitki hücrelerinde ara lemel ara çeper oluşumuyla gerçekleşecek. İkincisi iyi ipliklerinin oluştuğu yer hayvan hücrelerinde sentrozom organeli tarafından bitki hücrelerinde ise mikro organize edici bölge tarafından oluşturulmuş olacak. Stokinezin gerçekleşme şekli dediğimiz zaman da insan hücresi hayvan hücresi olduğuna göre tabii ki boğumlanma ile gerçekleşir yazabilirsiniz. Bölünme sonunda farklı olabilecek özellikler nelerdir diyor. Bir kere iki hücre birbirinin aynısı. Kromozom sayısı farklı olamaz. DNA miktarı farklı olamaz. Gen çeşidi farklı olamaz. Ama sitoplazma miktarı farklı olabilir. Biri az sitoplazma almıştır, diğeri çok sitoplazma almıştır. Organel sayısı, organel sayısı farklı olabilir. Birine 10 tane ribozom gitmiştir, diğerine 20 tane ribozom gitmiştir. Bu ikisinin birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez gençler. Ama bunda ribozom varsa bunda da olacak. Bunda mitokondri varsa bunda da olacak. Çeşit farklı olamaz diyeyim. Geldim eşeğsiz üreme ile ilgili bir soruya. Aşağıdaki canlılarda gerçekleşen eşeğsiz üreme çeşitlerini yazınız. Eşeğsiz üreme ile ilgili genetik çeşitliliğin olmadığını, oluşan canlının ana canlının birebir aynısı olduğunu biliyorum. Tek bir ata canlının eşeysiz üreme için yeterli olduğunu da biliyorum. Bir de bu üreme çeşitleriyle fix örnekleri bilirsem çok iyi olur gençler. Hidranın vücudunda çıkıntı oluşması veya bira mayasında çıkıntı oluşması tomurcuklanmayla, tomurcuklanma ile üreme yapıldığı anlamına gelir gençler. Amipin bölünmesi. Amip tek hücreli bir canlıdır. O zaman bundaki üreme şekli ikiye bölünme olacak. Hemen onu da ikiye bölünme diye yazdım. Sıtma parazitinin çoğalması. Sıtma paraziti spor üreterek çoğalır. O yüzden de sporla üreme yazdık. İkiye bölünen plenaryadan iki plenarya oluşması. Plenarya bir solucandır. 2'ye bölmüşüm, iki tarafta kendini tamamlamış. Yani vücut düzeyinde rejenerasyon, yeni birey oluşması söz konusu olmuş. O zaman buna da rejenerasyon ile üremeyi yazmış olayım. Çiçek dalından yeni bir çiçek bitkisinin oluşması ise bitkilerde görülen rejenerasyondur. Bitkilerdeki bu üreme şekline vejetatif üreme ismini veriyorduk gençler. Erkek arıların oluşması da döllenmemiş yumurtadan yeni birey meydana gelmesidir. Tabii ki partonogenez ile üreme diyeceğiz. Aşağıdaki canlılarda gerçekleşen rejenerasyon düzeylerini açıklayınız diyor. Rejenerasyon yenilenme anlamına geliyor. Genel anlamda da canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Doku düzeyinde, organ düzeyinde, vücut düzeyinde rejenerasyon var. Mesela benim yaralanan bir yerimin tekrar mitozla kendini tamamlaması doku düzeyinde rejenerasyonu örnektir gençler. Kertenkelenin kuyruğuna bastım. Kertenkele kaçtı. Kertenkeleden sonradan yeni kuyruk çıktı. Organ düzeyinde rejenerasyondur. Kuyruktan yeni kertenkele olmadığı için üreme değildir. Ama deniz yıldızını kestim, planaryayı kestim. İki tarafta kendini tamamladı. Vücut düzeyinde rejenerasyona örnek olacak, yani üreme amaçlı yapılan rejenerasyondur diyeceğiz gençler. Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi ne düzeyinde rejenerasyonu örnekmiş? Organ düzeyinde rejenerasyondur diyelim. Deniz yıldızının kapan kolundan yeni bir deniz yıldızının oluşması ise vücut düzeyinde, vücut düzeyinde rejenerasyona örnektir. Köpeğin kopan kuyruğunun, bak köpekten yeni kuyruk çıkmaz. Kopan kuyruğunun yaralanan bölgesinin onarılması ise doku düzeyinde rejenerasyona örnektir ona da doku düzeyinde yazmış olayım. Hemen devam ediyorum diğer sorularım ile. Eşeysiz üremede kalıtsal çeşitlilik oluyorsa sebebi ne olabilir? Eşeysiz üremenin temeli mitozdur. Kalıtsal çeşitlilik meydana gelmez. Sen buraya cümlelerini yazarsın. Mutasyon meydana geldiyse genetik yapı değişecektir. Bu nedenle eşeysiz üreme sonucunda oluşan yeni bireylerde tabii ki çeşitlilik olabilir. Yani ekstrem bir durumun oluşmuş olması gerekiyor. Tarımla uğraşan insanların bitkilerin çoğaltılmasında vejetatif üremeyi tercih etmelerinin temel nedenini açıklayınız. Şimdi vejetatif üreme dediğimiz bitkiyi birebir aynı kopyasını üretmek anlamına gelir. Benim tarlalarım varsa ben bitki üreterek tarım yapıp bundan para kazanıyorsam iki alternatifim var. Birincisi eşeyli üreme sonucunda oluşan tohumu ekebilirim. İkincisi gidip ağacın dalını kesip ekebilirim mesela. Tohumu ektiğim zaman eşeyli üreme sonucunda oluştuğu için genetik yapısını bilmiyorum. Çok daha iyi bir ürün de elde edebilirim. ...ki bu ihtimal ama çok daha verimsiz, düşük kaliteli bir üründe elde edebilirim. Tarımda buna cesaret edilmiyor genellikle gençler özellikle ağaç yetiştiriyorsan... Düşün elma ağacını yetiştireceğim, çekirdeğini götürüp gömdüm. O meyve verecek büyüklüğe gelene kadar senelerce besledim, büyüttüm, emek verdim. Ama elma ağacına bir baktım, elmalar çok verimsiz, satsam da para etmiyor. Bu riske tarımda girilmiyor. Ne yapılınıyor? Elma ağacın var, kalitesini, verimini biliyorsun. Ne yapıyorsun? Onun meyvesini beğendiysen dalını götürüp kesip tarlaya ekiyorsun. Dalından yeni ağaç geliştiğinde... Beğendiğin meyvenin genetik yapısıyla bunun genetik yapısı aynı olduğu için ürün kalitesi de birebir aynı oluyor gençler. Hem zaman zaman açısından daha kısa sürede üretim gerçekleşir. Gerçekleşir. Hem de Genetik yapı yapı değişmeyeceği için değişmeyeceği için istenilen istenilen özellikteki özellikteki bitkilerin yetiştirilmesi sağlanır yazayım. Hemen buradan da diğer soruma geçmiş olayım. İlk dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Yanda bal arılarında üreme olayı şematize edilmiştir. Buna göre X, Y, Z, T olaylarının isimlerini yazınız. Tabloda göstereyim sonra buraya yazarız. Kraliçe arı yumurta üretimini gerçekleşecek. Kraliçe arılarda ikenden enlik yumurta üretilmesi için X olayının ne olması lazım? Tabii ki mayoz olması lazım. X'in karşısına hemen mayozu yapıştırdım. Y'ye baktığımız zaman erkek arılardan sperm üretimi söz konusu oluyor. Erkek arılardan sperm üretimi de neyle gerçekleşecek? N'den N'e gidiyorsun. Mitozla gerçekleşecek. O zaman Z'nin karşısına da hemen mitozu yapıştırmış oldum. Yumurta ve sperm birleşiyor. Buraya da T demiş. T olayı da tabii ki bizim için ne olayıdır gençler? Yumurta ve spermin birleşmesi döllenme dediğimiz olaydır döllenmeyi de şuraya da yazmış olayım. Partenogenez dediğimiz kısım neydi? Y ile gösterdiğimiz kısımdı. Yani döllenmemiş yumurtadan yeni birey gelişmesi anlamına geliyordu. O zaman Y'ye de şuraya partenogenez diye yapıştırma yapabiliriz. Geleyim B'ye. Erkek arıların birbirinden farklı kalıtsal özellikte olmasının sebebini yazın. Şimdi erkek arılar aslında üretilen yumurtaların mitozuyla gelişiyor diyoruz ya, orada biraz aklınız karışıyor. Tabii ki erkek arıların gelişmesinde mitoz söz konusudur ama nereden gelişiyor bunlar? Kraliçe arının ürettiği yumurtalardan gelişiyorlar. Kraliçe arının mayozla ürettiği yumurtaların genetik yapısı birbirinden farklı olduğu için Bunlardan gelişen erkek arılarında genetik yapısı birbirinden farklı. Bu kurduğum cümleyi cevap olarak yazabilirsiniz. Tabii ki ben bu kadar uzun yazmayayım. Kısadan yazayım gençler. Erkek arıların birbirinden farklı kalıtsal özellikte olmasının sebebi kraliçe arının kraliçe arının oluşturduğu yumurtaların yumurtaların genetik genetik yapısının farklı olmasıdır. Tabii siz yazılı da daha güzel cümlelerle kurup yazın. Ben çözerken çok vakit kaybetmeyeyim diye kısa yazıyorum. Uzun söylüyorum. Dişi arılardan kraliçe arı ve işçi arı oluşumuna ne denir? Burada modifikasyon ismi veriliyor gençler. Modifikasyon hemen gösterdim. Aslında bizim dişi arılarımız vardı. Dişi arılarını arı sütüyle beslediğimizde kraliçe arılar oldu. Polen tozuyla beslediğimizde işçi arılar meydana geldi. Yani çevresel faktörlere bağlı olarak bir değişim söz konusu oldu. Bu olaya modifikasyon ismini veriyoruz. Modifikasyonlar kalıtsal değildir unutmayın. Devam ediyorum. Aşağıda bir hücrenin mayoz bölünmesine ait bazı evrelerin şekilleri verilmiş. Bu evrelerin gerçekleşme sırasına göre sıralayınız diyor. Mayozda genetik çeşitliliğe sebep olabilecek evreleri yazınız diyor. Şimdi X'e baktığımız zaman neler oluşmaya başlamış? Tetratlar oluşmaya başlamış. Crossing over görülebiliyor gençler. O zaman X ile gösterdiğimiz evre hangi evredir? Profaz 1 evresi dediğimiz evredir. Burada anafaz evresi ama homolog kromozomlar değil. Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılıyor. O zaman burası da bizim için anafaz 2 evresi dediğimiz evredir. Z'ye baktığımız zaman telofaz evresindeyiz ama her tarafta neyi gördük? Kromozomları. O zaman bu hangi evredir? Telofaz 1 evresi dediğimiz evredir. Burada metafazdayız. Kromozomlar tek sıralı dizilmiş. O zaman artık metafaz 2 dediğimiz evreye geçiş yapılmış. Buraya baktığın zaman homolog kromozomlar zıt kutuplara doğru çekiliyor. Yani burası da anafaz 1 evresi dediğimiz evredir gençler. Gerçekleşme sırasını soracak olursa interli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. Kodumuz geçerli interfaz zaten yok en başta gerçekleşti. Profaz, metafaz, anafaz, telafaz şeklinde dizeceğiz ama 1 ve 2 olmasına dikkat edeceğiz. Hemen baktığım zaman önce profaz 1 gerçekleşir x'i aldım. Profaz 1'den sonra birli olan ne var? Anafaz 1 evresi var gençler. O zaman q ile gösterilenini de aldım. Sonra 1 ile yazılan ne var? Telafaz 1 evresi var z'yi de yazdım. Geldim ikilere metafaz 2 mi anafaz 2 Profesör Mete'nin anası o zaman metafaz 2'yi seçtim. Yani T'yi yapıştırdım. Arkasından da Y'nin gelmiş olması gerekiyordu. Mayoz'da genetik çeşitliliğe sebep olabilecek evreleri yazınız dediğinde. Bir kere profaz 1 evresinde yaz oraya sen. X profaz 1'dir. Bu evrede gerçekleşen crossing over crossing over parça değiş tokuşu tabii ki genetik çeşitliliğe neden olabilir. Diğeri de neydi gençler? Anafaz bir evresinde yani Q evresinde homolog kromozomların homolog kromozomların zıt kutuplara zıt kutuplara rast gele çekilmesi söz konusu. Rastgele çekilmesi yazayım rastgele çekilmesi söz konusu oluyordu. Hangi kromozomun ne tarafa gideceği belli değil. Bu da yine genetik çeşitliliğin oluşmasına sebebiyet veriyordu gençler. Diğer bir sorumuza da bakıyorum. Mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Mayoz 1 ve mayoz 2 olarak da gruplandırmış gençler. Mitoza baktığımız zaman <laughs> mitozda kromozom sayısına değişmez diyebiliriz gençler. Mayoz da yarıya iner ama mayozu 1 ve 2 diye ayırmış. Mayoz 1'in sonunda yarıya iner. Mayoz 2'nin başında artık onlar en kromozomlu. Mayoz 2'de değişim söz konusu olmuyor. O yüzden buraya değişmez diyebilirim. Öncesinde replikasyon mitozun başında var. Mayoz 1'in başında yani mayozun en başında da var. Mayoz 2'de ise replikasyon gerçekleşmiyor. Çekirdek bölünmesi dediğimiz zaman tabii ki mitozda gerçekleşiyor. Mayoz 1'de de çekirdek bölünmesi var. Mayoz 2'de de çekirdek bölünmesi var. Stoplazma bölünmesi dediğimiz zaman yine mitozda da mayozda da mayoz 2'de de var. Sitokinez 1, sitokinez 2 diye isimlendirmiştik. İ ipliklerinin oluşumu da yine ikisinde de söz konusu oluyordu gençler. Hatta Mayoz 2'de zaten hazır olanlar var. İ iplikleri bir yere kaybolmayacağı için buraya yok diye de isimlendirebiliriz. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara hareketi dediğimiz zaman mitozda var. Mayoz 1'de kardeş kromatitler henüz oluşmadı o yüzden yok diyoruz. Mayoz 2'de ise yine kardeş kromatitlerin zıt kutuplara hareket etmesi söz konusu oluyordu. Crossing over'ın mitozda ne işi var? Mitozda genetik çeşitlilik olmaz ki. Mayoz 1'e baktığımız zaman crossing over gerçekleşebilir. Tesadüfi bir olaydır. Mayoz 2'de gerçekleşmez yok diyeceğiz. Tetrat oluşumu tabii ki mayoz 1 mitozda yok. Mayoz 1'de gerçekleşecek. Mayoz 2'de ise yoktur gençler. Devam ediyorum diğer bir sorumla. Bir biyoloji öğretmeni eşeğsiz üremenin özelliklerinin neler olduğunu öğrencilerine soruyor. Buna göre biyoloji öğretmeni hangi öğrencinin cevabında bir düzeltme yapar diyor. Tek ata canlı yeni bireyleri oluşturur. Eşeğsiz üremede tek bir ata canlı yeterli gençler Mert bize doğru söylemiş. Üreme hücreleri oluşmaz. Hira da doğru söylemiş. Eşeysiz üremede gametin ne işi var? Yumurta ve sperm üretimi yok ki. Temeli mitoza dayanır. Evet Elif de doğru söylemiş. Eşeysiz üremenin temelindeki bölünme mitozdu. Ecem hızlı bir üreme şeklidir. Eşeyli üremeye bakarak daha hızlıdır. Ecem de doğru söylemiş. Sinan oluşan bireylerin adaptasyon yeteneği yüksektir demiş. Oluşan bireylerin adaptasyon yeteneği yüksektir diyemem çünkü adaptasyon yeteneği farklı değil ki. Ana canlının adaptasyonu neyse bunun da birebir aynıdır gençler. Diğer bir soruma bakıyorum. Mayoz bölünmeyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Türe özgü olan üreme hücresinin oluşmasını sağlar. Yani yumurta ve sperm gibi ya da bitkilerde polen gibi türe özgü üreme hücrelerinin oluşumunu tabii ki sağlıyor. Tüm canlılarda gerçekleşir. Hadi oradan. Mesela bakteriler mayoz yapamaz ki. Onlar basit bir hücre bölünmesiyle birey sayısını arttırıyorlar. Tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Buradaki sabit kelimesi de biraz akıl karıştırıyor. Şöyle düşün. Ben iken 46 kromozomlu bir canlıyım. Mayoz bölünmeyle yumurta oluşturacak dişi birey 23 kromozomlu, erkek birey de sperm oluşturacak mayoz bölünmeyle 23 kromozomlu. Bunlar döllendiği zaman bizim bebiş yine 46 kromozomlu olacak. Yani tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını mayoz ve döllenme olayları sağlar gençler. Mayoz sonunda oluşan hücrelerin kalısal yapıları birbirinden farklı olacak. Genetik çeşitlilik bu sayede sağlanacak. O yüzden cevabımız 1, 3 ve 4 şeklinde oldu. Gelelim MEP örnek yazılı sorusunun benzeri bir sorumuza. Zeynep izlediği bir belgeselde kamçı kuyruklu kertenkelelerin üreme mevsiminde bazı dişilerinin erkek taklidi yaparak diğer dişilerin mayoz bölünme sürecini tetiklediğini, bunun sonucunda oluşması beklenen dört yumurtadan ikisinin kaybolduğunu, diğer ikisinin de kaynaşarak zigotu oluşturduğunu, zigotun da gelişerek embriyoyu oluşturduğu bilgisini öğrenmiş. Buna göre metinde verilen canlının üreme çeşidini yazınız diyor. Döllenme var mı? Yok. Döllenmemiş yumurtadan aslında yeni birey meydana Gel gelmiş gençler. Parteno, genez dediğimiz üreme şekli meydana gelmiştir. Bal arılarında anlattığımız haploid partona genezde oluşan bireyler en kromozomluydu. Kamçı kuyruklu kertenkele örneğinde ise iki tane aslında yumurta hücresinin kaynaşması söz konusudur. Buna da diploid partonogenes ismi veriliyor. Mesela bu kamçı kuyruklu kertenkele türünün doğada hiç erkek bireyi yok yani sperm üretimi gerçekleşmiyor. Ama türün nesli tükenmiyor diploid partonogenes yaptıkları için. Gelelim diğer bir sorumuza. Mayoz bölünmede gerçekleşebilecek iki farklı durum şematize edilmiştir diyor. Oluşan yavru hücrelerde genetik çeşitlilik meydana gelmesinin temel nedenini yazınız demiş. Şimdi bakıyorum buradaki yavrulara mavi mavi maviler aktarılmış. Kırmızı kırmızı kırmızılar aktarılmış. Burada ise maviye kırmızı maviye kırmızı şeklinde aktarım söz konusu olmuş. Yani ne yapılmış parça değişiminden dolayı genetik çeşitlilik meydana gelmiş. Burada anlatılan olay tabii ki crossing over dediğimiz olaydır. Gençler genetik çeşitliliğin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Gelelim diğer bir sorumuza. Hücre bölünmesinin kontrolü aşağıda özetlenmiştir diyor. Hücrelerin bölünebilmesi için ortamda yeterli büyüme faktörlerinin bulunması gerekir. Büyüme faktörleri, belirli vücut hücreleri tarafından salgılanan ve diğer hücreleri bölünmeye sevk eden proteinlerdir. Her hücre tipi belirli bir ya da birkaç çeşit büyüme faktörüne özgü cevaplar oluşturur demiş. Birçok hücrede hücre döngüsü evreleri arasında kontrolü sağlayan G1, G2 ve M kontrol noktaları vardır. Bu noktalardaki dur sinyalleri hücre döngüsünü düzenler. Kontrol noktaları hücre döngüsünde bir önceki evreye ait olaylar tamamlanmadan sonraki evrenin başlamasını engeller. Denetleme sistemiyle oluşabilecek mutasyonların önüne geçilerek yeni hücrelerin sağlıklı olması sağlanır diyor. Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması durumunda gerçekleşecek olay hücrelerin kanserli hücrelere dönüşmesi, emir dinlememesi, sınırsız bir şekilde bölünüp besin ve oksijen tüketmeye devam etmesidir gençler. Bakalım hemen ödüllü sorumuza da yazılım hazırlığımızın sonuna gelmişiz. Hepinize sınavlarınızda çok 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 başarılar diliyorum gençler. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.